Ahmet Ulusoy Bütçe gerçekleşmeleri ümit verici. Maliye Bakanı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçesinin 2.7 milyar lira fazla verdiğini açıkladı. Aslında aylık veri bile olsa bütçe fazlalığı zor dönemden geçen Türkiye ekonomisinin seçim sürecine girildiği bir dönemde bile mali disiplinden ödün verilmediği noktasında çok anlamlı durmaktadır. Aynı zamanda veriler bir taraftan büyümeyi destekleyici, genişletici harcama artışı, diğer yandan anti-enflasyonist, daraltıcı vergi artışı bir maliye politikası uygulandığını açık bir şekilde yansıtmaktadır. Son açıklanan verilere baktığımızda mayıs ayı içinde kamu harcamalarındaki artış %31,7 gerçekleşmiş. Ocak-mayıs döneminde ise ilk beş ay 5 ay %20,9 artarak 322,5 milyar lira düzeyine ulaşmış. Gerek Mayıs ayında gerekse Ocak-Mayıs döneminde yatırım harcamalarındaki artışın yüksekliği göze çarpmaktadır. Söz konusu yatırımların devreye girmesiyle ekonomik gelişmeye, verimlilik ve refah artışına katkı yapacaktır. Faiz dışı bütçe harcamaları ise %29,2 artışla 61,3 milyar lira olmuştur. İlk 5 aylık dönemde ise faiz dışı harcama %20,8 oranında artarak 291,1 milyar liraya ulaşmıştır. Bununla beraber 2018 yılı bütçesi toplamında 5,7 milyar lira tahmin edilen faiz dışı bütçe fazlası hedeflenenin üzerine çıkarak ilk 5 ayda 10,95 milyar lira gerçekleşmiştir. Benzer şekilde 2018 yılının tamamında 65,9 milyar lira tahmin edilen bütçe açığı ilk 5 ayda sadece 20,5 milyar lira olmuş ve hedefin sadece %31'i gerçekleşmiştir. Yani benzer performansa devam edildiğinde ki seçim sonrası daha iyi bir performans beklenmektedir, tahmin edilenin daha altında bir bütçe açığı gerçekleşmesi söz konusudur. Burada faiz ödemelerinin belirli bir yük getirdiğini, dönem sonu hedefi olan 71 milyar liralık ödemenin %43,8'inin şu an gerçekleştiğini, 31,4 milyar lira, bunun da iç konjöktürdeki geçici dalgalanmadan kaynaklandığını belirtebiliriz. Açıkçası faiz dışı ve faiz dahil bütçe dengesinde tahminlerden çok daha olumlu gerçekleşmeler görülmektedir. Bütçe gelirlerindeki artışlar da hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiş ve Mayıs ayında önceki yılın Mayıs ayına göre %21,8 artarak 70 milyar lira seviyesine ulaşmıştır. Bütçe gelirlerinin en önemlisi olan vergi gelirlerindeki artışlar da hedefleri, hedeflenen %15,2 aşmıştır, gerçekleşen 20,2'dir. Bu artışta hemen hemen bütün vergilerdeki yüksek artışlar etkili olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış, iç piyasadaki canlılığın, tüketim, yüksek büyüme hızlarının belirleyeni olmaya devam edeceğinin habercisi özellikle tüketim üzerinden alınan katma değer vergilerinde ve yatırım harcamalarındaki artışlar 2018 yılının ikinci çeyreğinde de büyüme hızlarının devam edeceği anlamına gelmektedir. Bütçe gelirleri hedefin üzerinde gerçekleşmekle birlikte bütçe harcamaları da belirli ölçüde hedeften sapmıştır. Sınır ötesi operasyonlar, emekli ikramiyesi ve esnafa yönelik teşvikler nedeniyle harcamalarda önemli bir artış olmuştur. Bununla beraber yeniden yapılandırma ve iman düzenlemelerinden gelecek gelir düşünüldüğünde bütçe dengesi hedeflerinin kolayca tutturulacağı görülmektedir. Bunun da yıllık bütçe açığı hedefleriyle uyumlu bir gerçekleşme olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiği, terör sorunu nedeniyle güvenlik savunma harcamalarındaki artışlar, operasyonların ve Suriye'den gelen insanların yüklediği maliyetler, derecelendirme kuruluşlarının mesnetsiz ve zamansız not düşmeleri ve seçim sürecinin verdiği belirsizlik havasıyla ciddi ölçüde artan finansman maliyetlerinin söz konusu olduğu belirtilebilir. Bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin gücünü gösteren büyüme hızları yanında son gelen Mayıs ayı bütçe verileri de bu güçlü yapının devam edeceği anlamına gelmektedir. Seçim sonrasında iç ve dış piyasadaki belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla bugünden çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde ekonominin gelişmeye devam edeceğini açık olarak söyleyebiliriz.